Baştan sona MonsterVerse serimizin yeni bölümünde Godzilla King of the Monsters filmini inceleyerek devam ediyorum. Şu anda serimizin yarısından fazlasını geride bırakacağımız yepyeni bilgilerle birlikte Titanların eşsiz yolculuğuna göz atıyoruz. Titanların alfalık savaşlarında Godzilla King of the Monsters'ın aslında gelmiş geçmiş en iyi MonsterVerse filmi olduğunu söylemek yanlış olmazdı. Çünkü seri boyunca gördüğümüz en büyük ve çeşitli titanlar bu filmde yer alıyordu. Filmin bütçesi 170 ve 200 milyon dolar arasında ancak kişi hasılatı pek yeterli görünmüyor. Sizlere söylediğim gibi dostlar büyük bütçeli olan filmler genelde daha çok kazanmak için büyük bütçeli oluyorlar. King of the Monsters kötü bir film değildi ancak pek sevilmediği için insanlar tarafından ilgi görmemişti. Filmin öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylarda dahil olmak üzere tüm detayları şimdi sizlere aktaracağım. Ancak başlamadan hemen önce eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Filmin başlangıç introsunda Legendary ve Warner Bros yazılarına dikkat etmenizi istiyorum. Bu sahnede sadece Titanlara değil aynı zamanda Mısır Tanrılarına da referans veriyorlar. Monsterverse'ün gelecek yapımlarında Mısır Tanrılarından bahsettikleri sahneler göreceğimiz için canavayların tarihini anlattıkları bu film gerçekten çok önemli. Film 2014 yılındaki Godzilla ve Mutoların savaşından başlıyor. İnsanların sahneleri benim için önemsiz olduğundan fark ettiyseniz hiçbir videoda bahsetmiyorum. Çünkü insanlar Monsterverse serisinde gelip geçici karakterler ancak canavarlar her zaman bu serinin bir parçası olacak. Bu filmde göreceğimiz insan insanlar sadece bir filmde daha yer aldıktan sonra geri dönmeyecekler. Film içerisinde Godzilla 2014 yılındaki savaşta meydana getirdiği yıkım yüzünden bir takım insanlar tarafından fazlasıyla büyük bir nefret kazandı. İnsanların çok büyük bir kısmı canavarların öldürülmesi için hükümete baskı kurdu. Bir takım insanlar ise canavarların kendi ekosistemi olduğu için onları savunmaya devam etti. Godzilla'nın insanlarla değil insanlara zarar verecek canavarlarla derdi olduğunu söylediler. Monark'ın canavarları olan bakışı ise zaten ortada. İnsanların hayatlarını korumak isteyen tek Titan'ın Godzilla olduğunu düşünüyorlar. Godzilla 5 yıldır ortada yok ve insanlar onu bulamadıklarını söylüyorlar. Bu detay ise bizlere filmin 2019 yılında geçtiğini gösteriyor. Kısa bir özet geçecek olursak 2014 saldırısından sonra Godzilla Muto ile savaştı ve çok ağır yaralanıp bayıldı. Kendini iyileştirdiği süre içerisinde 2015 yılında tekrardan ayağa kalkıp okyanusa geri döndü. Monarch Legacy of Monsters'ın son bölümünde Yon Ejderhası'nın çağrısına yanıt veren Godzilla Excess Mundi isimli bir bölgeye girdi. Bu bahsettiğimiz bölge Oyuk Dünya ve Yeryüzü Dünyası arasındaki boşluktu. Bu bölgede zaman hızlı işlediği için Godzilla'nın burada kaldığı süre gerçek dünyada belki de aylara tekabül etmiş olabilir. Zaten bölgede mahsur kalan insanlar Apex sayesinde 2017 yılına tekrardan geri dönmüşlerdi. Ancak Godzilla'nın hangi zaman aralığında buraya geldiği ve geri döndüğü belirsizdi. Godzilla tekrardan yeryüzü dünyasına döndükten sonra Mısır tanrıları için inşa edilen tapınağına geri döndü ve dinlenmeye başladı. Ancak bu süre içerisinde Godzilla'nın Antarktika sularında tekrardan göründüğünü tespit ettiler. Çünkü Godzilla eski bir düşmanın varlığını gözetmek için ara sıra buraya gelip konsol ediyordu. Bu bahsettiğimiz eski düşmanın kim olduğunu sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Monark, Godzilla'nın yokluğunda 5 yıl içinde birçok farklı Titan'ın varlığını tespit etti. Uydu bağlantısı ve X-ray cihazları sayesinde uykuda olan Titan'ları bile fark etmişlerdi. Yunan yağmur ormanlarında inşa edilmiş bir tapınakta Motra'ya ait bir koza bulundu. Zaten Motra için inşa edilmiş bir tapınağa benziyordu. Motra, Monsterverse'de gerçekten çok önemli bir Titan'dı kozasından yeni çıkmış olması sizleri yanıltmasın en azından Godzilla kadar yaşlı olduğunu söylemek mümkün. Mothra'nın en önemli özelliği reenkarnasyondur. Diyelim ki Mothra 1 milyon yıl önce Godzilla ile birlikte savaşlara katılmış olsun ki zaten katılmıştı. Bu dönemde Motra bir larva yumurtası bırakıyor ve onu tapınağa saklıyorlar. Motra hayatını kaybettiğinde kendi bilincini yeni bedenine aktarıyor ve bu şekilde her ölümünden sonra geri dönmeyi başarıyor. Yani Motra'nın Godzilla ile olan dostluğu ya da ilişkisi asırlardır bu şekilde devam ediyor. Motra'nın yeni bedeni bulunduktan sonra Monark'ın geliştirdiği son teknoloji ortaya çıktı. Orka adını verdikleri bu cihaz, keşfedilen titanların X-ray görüntülerine göre çıkardığı sesleri taklit ediyordu. Biyoakustik teknolojisi sayesinde titanlarla iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Aslında buradaki temel amaçları alfa çağrısı yaparak titanları sakinleştirmekti. Yani aslında uyuyan titanları uyandırmak için alfa çağrısı yapıyorlardı. Motor üzerinde yapılan bu deney deneme yanılma yoluyla onu biraz kızdırsa da işe yarıyordu. Tam da bu sahnede Monsterverse'un gelmiş geçmiş en büyük kötü adamıyla karşılaşıyoruz. Yani Alan Jonah'la. Alan Jonah dediğimiz adam aslında İngiliz ordusunda görev yapan bir askerdi ancak daha sonra farklı düşüncelere sahip oldu ve bir süper teröriste dönüştü. Alan Jonah'ın amaçladığı şey insan ırkının dünyaya zarar vermesi üzerine Titanların dünyayı değiştirdiği ve güzelleştirdiğiydi. Evet insanların hem kendilerine hem de dünyaya vermiş oldukları zarar bence yatsınamaz bir gerçek. Yani aslında Titan dediğimiz yaratıklar dünyanın kendini savunma mekanizmasıydı. İnsanlar dünyaya zarar verdiği için Titanlar tekrardan ortaya çıktılar ve insanları yok ederek dünyayı tekrardan eski güzelliğine kavuşturacaklar. Bu durumda Alan Jonah insan düşmanı bir terörist ancak Titanlara karşı büyük bir hayranlığı var. Ayrıca Godzilla vs. Kong filminden sonra Alan Jonah hayatta kalan tek baş düşmandı. Yani Alan Jonah ölmedi ve ilerleyen MonsterVerse filmlerinde kendisi geri dönecek. Peki Alan Jonah gerçekten de haklı mıydı? Aslında Titanların geçtiği bölgelerde bitkiler araştırmasının sebebi etrafa yararlı radyasyon yaymalarıydı. Bu sayede bitkiler besleniyordu ve sanki dünyayı iyileştiriyormuş gibi görünmüşlerdi. Yani Alan Jonah'ın mantığına göre Godzilla 2014 filminde mutolar üremeliydi ve bu sayede dünya insan ırkı belasından kurtulup çok daha yaşanılabilir bir yere dönüşecekti. İnsanlar tamamen ölmeyeceklerdi ancak insanların meydana getirdiği yıkımlar son bulacaktı. Aslında bana sorarsanız Alan Jonah bir gerizekalıydı. Çünkü King Ghidorah'ın uzaydan gelen bir istilacı olduğunu bildiği halde onu serbest bıraktı. Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi milyonlarca insanın ölümüne neden olacak olan Rodan'ı da serbest bıraktılar. Yani Titanların bir kısmı dünyaya faydalı gibi görünse de aslında faydalı falan değiller. Alan Jonah insanlardan nefret ediyor çünkü kendi ekosistemlerini mahvettiklerini düşünüyordu. Ancak işin aslına baktığımızda King Ghidorah'ı serbest bırakarak hem canavarların hem de dünyanın ekosistemlerini Mahvettiler. İşte tam olarak bu noktada küçük bir parantez açarak King Ghidorah ve Godzilla'nın geçmişine değinmek istiyorum. Monster Zero ya da Kral Ghidorah olarak bilinen bu yaratık uzaylılar tarafından dünyaya gönderilen bir titandı. Kendisinin hiçbir şekilde dünyaya ait olmadığı açıklandı çünkü dünya ekosistemine zarar veren hava olayları yaratabiliyordu. Yani Gidorağ'ın biyolojik yapısı dünyadaki herhangi bir titanın yapısına aykırıydı. Karakterin kendini hızlı bir şekilde yenilemesi ve kopan başını tekrardan oluşturması zaten onun uzaylı olduğunu bizlere gösterdi. Hatta geçmiş çağlarda Titanlar ve Tanrılar King Ghidorah'ı durdurmak için bir araya gelmişlerdi. Antik kabileler King Ghidorah için Tanrı katili diyorlardı. Çünkü King Ghidorah dünyada yaşayan bütün Pantheon Tanrılarının hepsini öldürdü. King Ghidorah'ın doğal yapısı tamamen yok etmek üzerine kuruluydu. Dünyayı istila edecek ve üzerinde yaşayan bütün güçleri yok ettikten sonra uzaylıları dünyaya davet edecekti. Ancak bunu başarmak için önce bütün titanları kendine köle yapması gerekiyordu. Kendine karşı gelen bütün titanları ve tanrıları öldürecek sonra da insanların gelişmesini engelleyecekti. Antik çağlarda yaşayan kabileler Godzilla ve diğer titanlara fazlasıyla minnet duyuyorlardı. Bu yüzden Godzilla ve bir takım titan King Ghidorah'a karşı mücadele verdi. En sonunda Shimo Antarktika'da King Ghidorah'ı tamamen dondurdu. Ancak bu noktada ufak bir parantez daha açmam gerekiyor. Shimon'un sadece King Ghidorah'ı değil tüm yeryüzü dünyasını dondurduğu açıklanmıştı. Yani dünyayı buzul çağına sokarak neredeyse tüm dünya üzerinde yaşayan hayatı dondurdu. Bana sorarsanız King Ghidorah istilacı olan tek ejderha değildi. Uzaylıların dünyaya yolladığı King Ghidorah gibi belki de daha bir sürü yaratık vardı. Bu bahsettiğimiz diğer istilacılar Titanlar ve Tanrılar tarafından parçalanıp ödürken Gidorah geride kalan son yaratıktı. Ancak her ne olursa olsun Godzilla onun uyku modunda kalmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Monark'ın Gidorah'ı keşfetmesi üzerine uykusundan uyanan Godzilla 5 yıl sonra tekrardan geri döndü. Godzilla gerçekten çok öfkelenmişti çünkü korumaya çalıştığı insanlar kendi sonlarını getireceklerdi. Yani bu noktada biraz mantıklı düşünelim. Gidorah asla Godzilla'ya ulaşabilecek bir Titan olmadı. Gözle istediği takdirde kendi evinde dinlenir ve okyanusun altında yaşamaya devam ederdi. Bu durumda King Ghidorah'ın Earth ya da Yerzü dünyasını işgal etmesi aslında Godzilla'ya dokunan bir şey değildi. Ancak bu noktada Godzilla kendi alfalığına meydan okuyan ve insanların hayatını tehdit eden Ghidorah'a karşı savaşmak zorundaydı. Zaten bu videoyu sonuna kadar izlerseniz aslında Godzilla'nın tamamen insanları korumak için çalıştığını görürsünüz. Filmin devamında Monarch'ın yıllar sonra Castle Bravo bölgesinde bir üs inşa ettiğini görüyoruz. Castle Bravo dediğimiz yer Godzilla'yı öldürmek için ilk defa hidrojen bombası kullandıkları yer. Aynı zamanda Monark üstü içerisinde Godzilla'nın öldürdüğü mutalardan birisinin kafasını görüyoruz. Fandom'da açıklanan bilgiye göre burada gördüğümüz Muto kafası Muto Prime'a aitti. Godzilla 2014 inceleme videomda Muto Prime ve Godzilla mücadelesinden sizlere bahsetmiştim. Filmin devamında Monark'ın tüm ısrarına rağmen Alan Jonah ve ekibi King Ghidorah'ı uyandırdı ve sonuç olarak Godzilla 5 yıl sonra tekrardan yeryüzüne ayak bastı. Gördüğümüz kadarıyla Godzilla artık ilk filmdeki kadar kısa değildi. Godzilla'nın sırt bile kadarı değişmişti. Artık daha uzun ve dalgalı hale geldi. Yani Godzilla'nın boyu 108 metreden 120 metreye kadar uzamıştı. Ancak gelişip güçlenmesine rağmen 150 metre uzunluğa sahip olan Ghidorah'ın yanında oldukça ufak görünüyordu. Godzilla ve King Ghidorah uzun zaman sonra tekrardan karşılaştığında King Ghidorah'ın üstünlük kurduğunu görüyoruz. Ancak bu noktada Monark'ın çok ciddi bir şey fark ettiğini görüyoruz. Gidora insanları görüyor ve onları yiyordu. Şimdiye kadar Godzilla asla bir insanı yemedi ya da insan yerken gösterilmedi. Yani monark karşılarında çok ciddi bir tehdit olduğunun farkındaydı. Her ne kadar King Ghidorah'ı serbest bırakanlar titanların dünyayı kurtardığını ve dünyanın kendini korumak için canavarları ortaya çıkardığını söylese de aslında böyle bir durum olmadığını herkes görmüş oldu. Yani bu film içerisinde tamamen cahillik üzerine kurulmuş bir kötü adam motivasyonuyla karşı karşıyayız. Titanların bir yerden çıktığı falan yok. Onlar zaten kendi dünyalarında yaşıyorlardı ve yıllarca kendi dünyalarında yaşamaya devam ettiler. Film içerisinde Alan Jonah ve adamlarının saldığı titanların hiçbiri iyi değildi. Önce King Ghidorah ve şimdi de Rodan'ı saldılar. Rodan geçmiş çağlarda da ateş iblisi olarak bilinen bir titandı. Zevk için insanları öldüren, yiyen ve şeytani bakışlar atan bir canavardan bahsediyoruz. Rodan'ın insanlığın ya da dünyanın iyiliğine yaptığı herhangi bir şey olamaz. Rodan uyandıktan sonra kitlesel yokuluşa sebep oldu ve hemen ardından insanlar onu Ghidorah'a yönlendirmeyi başarmışlardı. Başlangıçta Rodan King Ghidorah'a karşı kafa tutsa da kendisinden daha şeytani bir şey olduğunu görünce yeni alfasının önünde saygıyla eğildi. King Ghidorah'ın saldırıları sırasında Godzilla'nın bir anda onu kapıp okyanusa çektiğini görmüşsünüzdür. Aslında bu sahnede insanlar mallık yapmasaydı Godzilla onun işini kolay bir şekilde bitirecekti. Çünkü King Ghidorah'ın yerçekimi kirişleri ve hava manipülasyonları okyanusun içinde hiçbir işe yaramıyordu. Fiziksel olarak Godzilla daha kalıplı ve güçlü olduğu için Ghidorah'ı parçalamaya başlamıştı. Ancak ordunun son geliştirdiği Oxygen Destroyer yani oksijen yok edicisiyle tüm deniz canlılarını katletti. Bununla birlikte Godzilla ağır bir şekilde yaralandı ve vücudundaki oksijen seviyesi hızla azalmaya başladı. Ancak King Ghidorah uzaydan gelen bir tür olduğu için oksijen bağımsızlığına sahipti yani oksijen yok edici silah Ghidorah'a zarar vermedi. Sonuç olarak bu noktada insanların çok büyük bir hata yaptığını görüyoruz. Peki bu sahnede bizlere verilen başka bir easter egg var mıydı? Eski filmlerde oksijen yok edici silah Destroyer adındaki bir yaratığın oluşmasını sağlamıştı. Destroyer'ın sahip olduğu temel güçleri oksijen yok ediciden geliyordu ve aslında bu sahnedeki kabuklu deniz canlıları Destroyer'a dönüşecek olabilir. Godzilla'nın en büyük düşmanı ve en büyük zaafına sahip olan devasa bir titandan bahsediyoruz. Yani izlemiş olduğumuz bu oksijen destroyer sahnesi aslında sadece gelecek filmlere verilen bir referanstı. Sahnenin devamında Ghidorah iyileştirme faktörü sayesinde kopan kafalarından birini hızlı bir şekilde iyileştir başardı. Hemen ardından King Ghidorah, Godzilla'nın öldüğünü düşünerek alfa çağrısında bulundu. Bu sayede yeryüzündeki bütün titanları ayaklandırıp hepsini kendi yanına çağırdı. Filmde bizlere gösterilenler dışında harekete geçen titanlar da vardı ancak hepsini bizlere göstermediler. Sonuç olarak final savaşına doğru geçersek Godzilla'nın kendi evinde saklandığını görüyoruz. Burada radyasyonla beslenip toparlanmaya çalışıyor ancak bunu yapması belki de yıllar sürecekti. İnsanlığın kendini kurtarmak için bu kadar zamanı yoktu ve bu yüzden küçük bir nükleer bomba kullanmaları gerekiyordu. Ancak bu bombayı uzaktan patlatamazlardı çünkü Godzilla'nın evindeki radyasyon seviyesi radyo sinyallerini bozuyordu. Doktor Serizawa bombayı manuel olarak patlatmak için gönüllü olduğunda artık Serizawa'nın sonunun geldiğini çok iyi biliyoruz. Zaten herhangi bir insan bu radyasyon seviyesinin sahip olduğu bir bölgeye girdiği anda hayatını bitirmiş demektir. Bomba patladığında inşa edilen tapınak tamamen yok oldu ancak Godzilla hızlı bir radyasyon emilimi yaparak ayağa kalkmayı başardı. Bu sahnede Godzilla çok fazla enerjiyle beslendiği için kritik düzeyde etkilendi ve her ne kadar güçlenmiş olsa da fazla beslendiği için hareket edemez bir hale gelmişti. Başta Gidorah'la güzel bir dövüş sergilemiş olsa da sonlara doğru hepten hareketsiz kaldı. En sonunda King Gidorah onun hareketsizliğinden faydalanıp atmosferden aşağı atmıştı. Bu noktada Godzilla sırt plakalarının esnek ve güçlü yapısı sayesinde hayatta kalmayı başardı. En sonunda Godzilla Motra'nın kendini feda etmesiyle birlikte ölmekten kurtuldu hatta Burning Godzilla'ya dönüştü. Normalde yapımcılar bu sahnede Godzilla ve Motra'yı birleştireceklerdi. Godzilla'nın kanatları olacaktı ve Burning formundayken termonükler darbeleri indirecekti. Ancak bunun fazla abartıya kaçacağını düşünerek termonükler dalgalara motorunun kanatlarının şeklini vermeyi tercih etmişlerdi. Sonuç olarak Godzilla, King Ghidorah'ı atomlarına kadar parçaladı ve canavarların yeni alfası oldu. Buraya gelen Titanlar her ne kadar Godzilla'nın önünde eğilmiş olsalar da hepsinin hain olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü istilacı Ghidorah'ın çağrısına yanıt veren bu adi Titanlar aslında kendi dünyalarını sattılar. Sonuçta ceza olarak hepsi Godzilla tarafından uykuya gönderildi. Zaten merak etmeyin dostlar Godzilla zamanla hepsinin fişini çekecek. Çünkü zamanında isyan eden ve dünyaya ihanet eden bu titanların rahat duracağını düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Ama şimdilik Godzilla onlara tekrar bir şans daha verdi. Son sahnede Behemoth, Metusela, Kraliçe Muto, Rodan ve Scylla'yı görüyoruz. Hatta Scylla'nın Godzilla X-Kong The New Empire filminde çok kaşınıp öleceğini biliyorsunuz. Ancak bütün bu olayların öncesinde King of the Monsters'ın devamında yaşanan şeyler de var. Filmin post credits sahnesinde Ghidorah'ın kopan kafalarından birini buldukları bir sahne vardı. Bu da yeni gelecek olan Godzilla vs. Kong filmine referans veriyordu. Zaten Godzilla ve Kong'un karşılaştığı yeni bir duvar resmi keşfedilmişti. Geçmişte Godzilla, Kong'un türünden bir canavarla savaştı. Hatırlarsanız filmin bir sahnesinde Kong'u gösterdikleri kısa bir video vardı. Yani filmde hem bir might credits hem de bir post credits sahnesi göstermişler. Peki bu filmden sonra neler yaşandı? Godzilla Dominion çizgi roman serisinde Godzilla'nın işleri henüz bitmemişti. Godzilla rahat bir şekilde dünyanın etrafında devriye atarken Sila'nın bir nükleer savaş başlığını yemeye çalıştığını gördü. Ancak Sila bunu yiyecek olursa hem karada hem de okyanusta çok büyük bir yıkım meydana getirebileceği için Godzilla buna izin veremezdi. Sonuç olarak Godzilla Sila'ya saldırdı ve iki Titan bir süre kadar kavga ettiler. Ancak Godzilla çok sert bir kuyruk darbesiyle Sile'yi okyanusa geri göndermeyi başardı. Godzilla bu görevi başarıyla tamamladıktan sonra dünyanın etrafında devriye atmaya devam etti. Ancak bu sefer de M.Huluk ve Behemoth'un kavga ettiğini gördü. Godzilla ikisini ayırdı ve M.Huluk'a çok sert bir darbe vurarak onu okyanusa geri yolladı. Tabi bu sırada Behemoth'un dişlerinden biri parçalanmıştı. Ancak merak etmeyin Behemoth kendi dişini de hızlı bir şekilde iyileştirebiliyordu. Ah evet ama Godzilla'nın sınavı hala bitmedi. Daha sonra karşısına Nakika çıktı ve onun bir tür kapana düştüğünü fark etti. Ve hemen sonrasında Godzilla Nakika ile kapıştıktan sonra onu kurtarıp serbest bıraktı. Ama Godzilla'nın mücadelesi hala bitmedi ve bu sefer de eski yuvasını ele geçirmeye çalışan Tiamat'la mücadele etti. Tiamat'ı yendikten sonra onu teslim olmaya zorladı ve daha sonra kaçmasına müsaade etti. Yani anlayacağınız o ki dostlar Godzilla iyi bir kral olarak Titanları öldürmek istemiyordu. Sadece onları etkisiz hale getirip uykuya gönderdi. Ancak Godzilla bu titanları bir defa uyardı, dinlemediler. İkinci defa uyardı, dinlemediler. Ve üçüncü sefer olursa artık yapacak bir şey yok deyip yeni filmlerde bu titanları öldürmekten başka çaresi kalmayacak. Artık bu hikayenin devamı Godzilla vs Kong filminde sizlerle olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.